Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'un dördüncü günü ve beşinci defilesinden hepinize tekrar merhaba. Sevgili Özlem Kayanın defilesini izledik. Yanımızda Kaner Kıvanç da var. Ee, çok güzel bir defile. Gerçekten özellikle finaline bayıldım. Yerleştirme, renk uyumu, kızların bakışları, son poz vermeleri ve Özlem Kayanın girişi <laughs> <laughs> çok 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 güzel olmuş. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ee, <laughs> Ceylan Buyur Ceylan'cığım. <laughs> tamam ben biraz e, konuşuyorum bugün. E, yanımda da Moda Tasarımcıları Derneği eş başkanı bulmuşken sana çok soru geldi çünkü. Ama önce biraz koleksiyonu anlatmanı istiyorum. Ben de Özlem Kaya'yı giydim ve e, tam stilime uygun böyle bir Fit görünümle günü kapamayı <laughs> heyecanla bekliyorum. Çok da rahat hissediyorum içinde. Üçümüz de siyahız e, moda insanları olarak. Aynı. Özlem koleksiyon biraz senden dinleyelim lütfen. E, ben koleksiyona geçmeden önce e, teşekkür etmeyi bir borç bildiğim. E, önce TTG, e, Tim, İHKİP, e, İMA ve tabii ki MTD olarak biz paydaşlar ve BM'de. Ee, hep beraber gerçekten bu organizasyon gerçekleşsin diye e, çalıştık ve aylardır bunun üstünde çalışıyoruz. Ee, sonra e, asıl e, bu işin e, başrolü tasarımcı arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum çünkü e, gerçekten bu sefer çok e, farklı bir şey hissediyoruz hepimiz. E, dijital olarak yapılıyor fakat aslında fiziken uzak uzağız birbirimize ama fikren ve ruhen çok yakınız ve hep birbirimize destek oluyoruz. Bu zor dönemde bu kadar güzel koleksiyon izlediğimiz için gerçekten onlara da çok teşekkür ediyorum. Hepsini çok çok öpüyorum. Gerçekten izlediğimiz koleksiyonlar çok başarılı. Bence çekimler de çok başarılı. Yani defilenin dijital olması ama defalarca izleme hisse uyandırması, fotoğraf çekimleri aynı şekilde, moda çekimi gibi yani bir lookbook değil daha çok editoryal çekim tadında olması büyük bir iş birliğinin göstergesi ve bu kadar kısa zamanda dijitalleşmemiz, buna ayak uydurmamız, bu kadar güzel işler çıkarmamızda gerçekten gurur kaynağı. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Beraber çalıştınız. Bir, evet. Biraz anlatsana yani çekim nasıl oldu? Ee, burada defilede işte yaşanan aksaklıklar ya da seni fiziksel olarak moda haftası... ...defile yapmaktan burada daha çok yoran, zorlayan şey ne oldu mesela? Ee, yani koleksiyon hazırlamak aslında zor bir şey değil teknik olarak baktığımızda... Ee, aslında bu e, operasyon zor, yani geneli zor bunun. Ee, ben bu temayla e, hareket etmek istediğimde gerçekten direkt Kaner geldi aklıma. Zaten arkadaşım ve kendisini çok seviyorum. Yüzüne de söylüyorum, arkasından da söylüyorum. <laughs> ee, ve Kaner e, gerçekten bu işi aslında kadınla başlayıp sonra erkek olarak devam ettiği için e, iki fiziği de çok iyi biliyor. Ee, çok iyi tanıyor. O yüzden e, onunla çalışmak istedim. Onun da vakti uydu. E, çok sevindim. Biz çok e, uyumlu da çalıştık. E, o yüzden çok mutluyum. E, kış için de kendisine teklifim oldu. kabul <laughs> <laughs> Bundan sonra beraberiz. Ama. Harika. Her zaman. E, ve bu koleksiyon gerçekten onun yapması gereken bir koleksiyondu. Bir de ben şeye inanıyorum hep. E, yani e, koleksiyonun başından beri çalışmak gerekiyor. Bunu sen de çok, çok iyi yok. biliyorsun yaptığın için. E, onu karşılıklı hissetmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü ben tasarımcı olarak bir şey hayal ediyorum, bir hikaye oluşturuyorum, kuruyorum ama e, işte geri kalan şeyler aslında çok havada kalıyor her zaman ve Mutlaka bunun birinin eli değmesi gerekiyor hakikaten. Çıkan sonuçtan da çok mutluyuz biz gerçekten. Bir de benim en önemsediğim şeylerden biri demin sen söyledin kendimi içinde çok iyi hissediyorum dedin. Ee, aslında bu benim e, marka DNA'larımdan bir tanesi. Yani giydiğinizde kendinizi gerçekten kumaşıyla, kalıbıyla e, çok iyi hissetmeniz ve onu sizin o havaya sokması diyebilirim evet. aslında. E, bu koleksiyon e, maskülen etkili bir koleksiyon. Gerçekten o erkek egemen dünyadan yola çıktım ben burada. Tam tersi olsaydı nasıl e, olurdu diye düşündüm. E, ve Tam tersi olsaydı aslında e, e, biraz feminen lookları da görünce belki hani niye öyle diye soru işareti olabilir ama o sonuçta kadın bedeniyle çalışıyorum ve e, bu bedeni de doğru kullanmalıyım. Ayrıca ters köşe olmalı, koleksiyonun bütünü öyle olmamalı diye düşündüğüm için e, bazı e, abartılı ufak detaylarımız oldu işte omuzları büyütmeler bunlar hep maskülen etkiyi arttırmak için de aslında ee, tabii fotoğraflarda bazı şeyler kayboluyor, detayları çok iyi kumaş. göremiyoruz ama ben e, kumaş seçimlerinde özellikle yüzde 80 gibi daha doğal kumaşlara gitmeye çalıştım. E, bazı tabii, e, kumaşlar bizi zorladığı için e, ipeğini veya kotonunu bulmamızda e, elimden geldiğince bu dönemde gerçekten e, polyester kullanmamaya çalıştım. Ee, onun dışında e, Erdi çekti fotoğrafları, Evet. gerçekten çok mutluyum çok ona çalıştığım için de. Emre'yle de çalışsam, diğer Emre'yle de çalışsam tabii ki çok mutlu olacaktım ama e, aslında her şey birbirini tamamladı. E, çok yalın ama kendi içinde e, hikayesi olan ve o hikayeyi aktarabilen bir koleksiyon olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Yani aslında az detayla çok fazla şey anlatmaya çalışıyorum ben bu koleksiyonda. Harika. Biraz önce bahsettin e, tasarımcı hikayenin ana karakterini oluşturuyor ama stylist e, bu ana karaktere bir bir e, kimlik veriyor. Onu bir e, kişi kişi kıvamına getiriyor. O yüzden çok önemli. Yani senin hikayeni bir sona bağlıyor aslında. Evet. E, bu anlamda e, meslektaşım Kaner'e <laughs> sormak istiyorum mesela. Gerçekten çekimlerde aslında küçücük bir alan gördüğüm kadarıyla bir tek sandalye var işte hatta iptidai bir mekan gibi ama o kadar güzel o kadar kendi içinde bütünlüğü olan ve tabii ki koleksiyona uygun bir mekan olmuş ki burada hani bir moda editörünün elinin değdiği de çok belli. Ona sormak istiyorum çünkü mesela şimdi biraz önce giyinirken bakıyorum detaylara. Erkek kemerleri var evet. ama işte evet. e, asimetrik kullanılıyor, onun bağlama şekli var. E, bunlar çok önemli detaylar ve tasarımcıyı yükselten, tasarıma değer katan e, noktalar. Kaner'e sormak istiyorum, bu koleksiyonda senin en başından beri içinde olduğun, dokunduğun noktalarla e, nasıl değişti, nasıl evrildi? Yani şöyle Özlem bana ilk zaten koleksiyonu anlattığında içinde maskülenlik olduğunu söylediği noktada benim kadında aslında genel olarak erkek tasarımlarında da en sevdiğim şeyler maskülen ve feminen parçaların bir araya gelmesi. Hı hı. Çünkü bir şekilde duygusal olarak bu benim hoşuma gidiyor. Çünkü e, çok bu son zamanlardaki haberler özellikle kadın ve erkek arasındaki kavgalar, sorunlar yani aslında işin temelinde sevgi var. Çok doğru. Tasarımlarda da bu kadın ve erkeğin birbirine olan sanki bir duygusal bağ olarak geliyor bana. Fotoğraflara baktığınız <laughs> zaman ''It's a woman's world'' yazıyor mesela. Hı -hı. Aslında ''It's a man's world'' diye bildiğimiz bir şarkının hep erkek erkek üzerine kurulan bazı kalıpların kadınlar için de geçerli olduğunu hatırlatmak istedim. Onun için çok keyifle çalıştım Özlem'le. Yani. Dünya da artık bence böyle bir yöne doğru gidiyor. Erkek koleksiyonlarına da baktığın zaman elbise görebiliyorsun. Artık kadın ve erkek olarak bir fark yok bence. Hatta bundan bir iki sene sonra belki de tek bir koleksiyon olacak. Onun kadın bedenleri ve erkek bedenleri olacağını düşünüyorum. Güzel, ilginç. Şimdi sizden önce konuştuğumuz tasarımcılarla. Oldukça fazla dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konuştuk. Kaner'in e, parmak basmasıyla aslında cinsiyetsiz bir dünyaya evet. gidişi de vurgulayabiliriz şu anda. E, bu konuda da dünyada zaten gördüğümüz e, markalarda aslında beraber defile yapma, koleksiyonu beraber çıkarma ve dediğin gibi e, kadın ve erkek koleksiyonların birbirine yakınlaşması... Herkesin her şey giyebiliyor olması ve bundan e, duyulan da bir e, rahatlık var. Aynı zamanda pandemi süreciyle de çok daha fazla kendimizi ifade etme ve özgürlük tutkusu e, içine girdik. E, bu koleksiyonda da bunu aslında anlatıyorsunuz içten içe o zaman. Mesela sen benim ceketimi bu akşam giyebilirdin. Aynen öyle. <laughs> <laughs> yani Özlem'in sırf senin ceketi değil, koleksiyonundaki bütün ceketleri giyebilirim aslında. Evet, pantolonları Pantolonlar da. Tabii. Doğru söylüyorsun. Yani bazı o... şeyleri giydi zaten. Evet. Yani. yani e Denin. styling yaparken üstümüzde de tabii deniyoruz alıştılarız. Evet, sonra. tabii. Aynen. Yani o bedene olduğu sürece <laughs> aslında Aynen. pek çok şey. Bunu daha çok kadınlar yapıyor galiba. İşte erkek gömleği, boyfriend jean ya da erkek ceketi, oversize diye baktığımız şeyleri daha çok kadınlar yapıyor. Evet. Ama erkeklerde de bunu görme başladık. Yani... E erkek dünyasında da mesela benim bir sürü arkadaşım var yüksek ber pantolon bulamadıkları için Tabii. kadın koleksiyonlarının büyük bedenlerini tercih ediyorlar. Ya da bermuda. Evet. Ben de erkek yönden. Erkek yapmayı düşünüyor musun özlem? <laughs> ya aslında düşünüyorum, Neden onu, çok bir istiyorum an atıyorum da bilmiyorum ya, ya, yani ya. nasıl bir erkek koleksiyonu yaparım bilmiyorum yine bu sadeliğim ve yalınlığımı koruyarak yaparım <laughs> herhalde. Ee, ben detaycı bir insanım yani detayları seviyorum İşte Yani şu gömleği böyle görüyorsunuz ama aslında orada biz manşete çok kafa yorduk mesela hmm. yani e, kalıplarıyla çok fazla oynuyorum. E, ...düzlük de çok zor bir şey aslında. Yani çok kumaşın da. ve dikişin çok iyi olması gerekiyor. Bazı şeyleri defalarca dikiyoruz gerekirse. E, yani bu süreçte... E, ...burası bu arada Galata Port Postane. Biz çekimimizi orada yaptık. E, çok güzel bir mekan. Bitince de eminim daha da güzel olacak. E, ve aslında e, bu... Mekanın kendi şu andaki dokusunu çok sevdik ve o yüzden e, böyle yine sanki bir e, inşaat veya yaşamıyor evet. e, havası olsun diye bizim eklediğimiz hmm. bazı detaylar var. E, me, yani süreçte de aslında. Biraz hızlı geçen bir süreç oldu. Sadece çekimden bahsediyorum ama yoksa hazırlık sürecimiz daha uzun oldu tabii ki. E, fotoğraf çekimi ve e, defile aynı gün oldu. E, tabii ki bir, bazı e, sıkışmalar e, yaşadık ama e, hakikaten onun üstesinden de geldik. Sonra da güle güle anlatıyoruz, işte <laughs> birbirimizle eğleniyoruz. Alışık ya. olmadığımız bir şey. Sen onu gördün i̇lk mü? Venörik e, görsem mü? Diye. İlk defa deneyimlediğimiz bir süreçti. Hiç alışık değildik. Aslında baktığın zaman. Normal defileler canlı olduğu için ona göre daha kolay olması lazım. Tabii. Ama sonuçta her zaman senin alıştığın düzen daha kolay oluyor. Evet doğru. Ama çok güzel bir tecrübeydi hepimiz için bence. E, ben evet. dışarıdan baktım ve bu dört günde izlediğim kadarıyla e, ekiplerimiz çok profesyonelleşmiş. Yani, yani e, işte... İşin başında burada uğranın ekibi de aynı şekilde, fotoğrafçılarımız Emre, iki evet. Emre er, Erdi, e, video aynı şekilde. Yani aslında zaten biz bu konuda çok pişmişiz. Hı hı. Yani prodüksiyonda da öyle, PR'da da öyle. E, sadece belki birazcık özgürleşme ihtiyacımız vardı. Bu moda haftası dijital evet. anlamda bize bunu sağladı diye düşünüyorum. Yani ben kesinlikle katılıyorum. Dijitalleşme aynı zamanda eşittir özgürleşme. Ee, tabii ki bunun, bunun dezavantajları da var, avantajları da. Yani bir defileyi yakından e, izlediğinizde, işte o kumaşın hareketini görmek e, çok farklı. Yani onu hissetmek çok farklı. E, ama burada da, bu platformda da çok özgürsünüz. Yani oh. ben koleksiyonumu istediğim şekilde sunabilirim. E, ya yani ister video çekerim, ister live yaparım, ister avatar yaparım. Yani. Aklıma ne geliyorsa yapabilirim. Tabii ki bu prodüksiyon e, bütçenizle de çok alakalı ama e, dünyada da şu an zaten herkes e, dijital moda haftaları yaptı. Onları da izliyoruz, görüyoruz. E, çok aslında uçsuz bucaksız e, bir şey. Yani biz de ilk defa deneyimliyoruz. Bence çok keyifli. Çok güzel geçiyor. Ben yani bu bu kadarını beklemiyordum gerçekten. de şu var tabii şimdi mesela böyle bir mekanı herkes giremez, herkes kiralayamaz, herkes burada çekim yapamaz. Aslında demokratik bir düzen de sağladı. Tabii. Diye düşünüyorum. Tabi. Çünkü çok yeni bir tasarımcının belki böyle bir mekanda böyle bir fotoğrafçıyla çekim yapma bütçesi olmayacaktı. Ama bu yılki kararlar bunu destekledi. Benim en çok evet. hoşuma giden şeylerden bir tanesi bu. Yani bunu ona da kesinlikle bir şey eklemek istiyorum. Tabii ki e, biz bu e, destekleri alırken bunu hep bir kerelik veya iki kerelik olarak düşünmüyoruz. Gerçekten bu desteklerin evet. Çok sürdürülebilir önemli. olması gerekiyor. E, bunun bir sonuca ulaşabilmesi için. Çünkü hep e, komitede de çalışırken e, bunu bir noktaya getiriyorsunuz ve o noktada. Bırakıyorsunuz maalesef. Yani bunun devam etmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması için bizim gerçekten sürdür daha sürdürülebilir bir desteğe, daha uzun vadeli evet. bir desteğe ihtiyacımız var. Hakikaten. Kesinlikle. Yani devlet desteği de çok önemli. Sponsorlar da bu anlamda çok önemli. Bu kadar güzel işler çıkarken bunun devamı ileride fiziksel olarak bile defile yapsak bence bunlara ihtiyacımız olacak yurt dışı ve basın ayağı için. Kesinlikle. Ee, Özlem ben dün Instagram'da sordum. Ee, dedim ki yarın ben sunuyorum. Ve e, sana şöyle bir soru geldi. Sürdürülebilirlik versus tasarım. İkisi hani, acaba ne kadar uyuşuyor aklında tutarak. COVID sonrası değişen tercihlere nasıl uyumlanacak tasarım? İkinize de soracağım. <gülüyor> 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 ee, e, biraz aslında e, COVID'de tabii ki herkes aynı şey konuşuyor ama işte onları geçiyorum özet olarak çünkü çok konuştuk sorguladık kendimizi dolaplarımızı evet. gözden geçirdik, dolap detoksu yaptık, bazı şeylere hiç ihtiyacımız olmadığını fark ettik yeni şeyler almamaya belki karar verdik burada da aslında biraz şey de ön plana çıktı yani insanların stillerinin oluşması bence Hı -hı. ben öyle hissediyorum yani şimdi Sürekli alışveriş yapan birini düşünün. Tabii ki kendi stilinin dışında da bir sürü şey alıyordur mutlaka. Ama öbür türlü böyle bir durup düşündüğünüzde gerçekten e, o sizin stilinizin bir parçası değilse sırf moda diye onu alıyor olmanız tabii ki boşa yapılan bir alışveriş. Bir kere daha akıllı alışveriş yapmayı Çok doğru. öğreniyoruz. E, elimizdekinin kıymetini bilmeyi öğreniyoruz bence. Ee, onu farklı şekillerde nasıl kullanabiliriz diye kafa yoruyoruz belki bu da e, önemli ve böylece daha kompakt daha küçük ama e, belki sizin de heyecan duyacağınız farklı bir noktaya evrilebiliyor. Bu tabii ki gardıroptan konuşuyoruz ama bunun evet. o kadar yani sürdürülebilirliği gerçekten başka bir e, platformda belki uzun bir vakit ayırmak gerekir ama. Ee, bu tabii biz bitmiş üründen bahsediyoruz. Bu ürünlerin bir de üretilip e, çıkması var. Yani o kadar e, talep edilen e, bir taraf var ki bu talebe de cevap verebilmek için e, firmalar, markalar çok adetli üretimler yapıyorlar ve bunların çoğu çöp olarak e, doğaya zarar ve e, hakikaten e, çevreye zarar olarak tekrar. Yakılıyorlar, çöpe atılıyorlar ya da denizlerde ya da denizlerde kıtabı. çürüyorlar. <laughs> o yüzden buna çok genel bakmak gerektiğini düşünüyorum aslında. Evet. Kaner sen ne düşünüyorsun bu konuda? Benim şöyle çok ilginç söylemek istediğim... Pandemi döneminde şöyle bir şey hissettim ben. Sen de bilirsin. Moda editörleri biz sürekli bir şeyler üretme peşindeyiz, sürekli evet. bir yeni fikirler, bir iş çıkarma. Covid'de ben düşündüm şimdi etraftaki insanlara da baktığım zaman sürekli işte bir şeyler yapmaya çalışan, üretmeye... Ben sadece ürettiğimle var olmadığımı fark ettim. <laughs> yani çünkü öyle bir insan hissediyor ki kendini bir şey ürettikçe sen varsın yoksa yoksun gibi. O dönemde mesela ben hiçbir şey yapmadım açıkçası. Sadece durdum ve kendime dinledim. Çünkü o kargaşanın içinde aslında biz kendimizi unuttuk. Kendimizi hatırladık bu dönemde. Evet. Kendini hatırladığın noktada bu senin yaptığın işe de zaten yansıyor. Kesinlikle. Ne yapmak istediğini daha iyi biliyorsun. Yani daha başka vizyonum açıldı diye düşünüyorum. Pandemi sonrası bizim iş tarafında da, moda editörleri tarafında da aslında ilk başta biliyorsun bir FaceTime çekimler, bir şeyler başladı. <gülüyor> Ama <gülüyor> yani ben... Onun devam edeceğini düşünmüyorum. Yine işlerimizi yapıyoruz. Daha tabii başka alışkanlıklarımız gelişti. Maske takıyoruz, sürekli işte hijyenimize dikkat ediyoruz. Ama bizim iş sürecimizde çok değişiklik de olmadı açıkçası. Evet. Umarım bu süreci de atlatacağız en kısa zamanda ve normal düzenimize döneceğiz. E çünkü biz bireysel işler yapmıyoruz. Aslında evet. toplu olarak ve ekip işi yapıyoruz. O yüzden pandemiyle evet evlerde oturduk ve belki yaratım sürecimiz ee, bir süre durdu sonra tetiklendi ee, ama böyle güzel işler çıktıkça da e, işte hep beraber dijital ortamda da olsa bunları sergilemeye başladık ee, ve durdurulabileceğini de düşünmüyorum ben de motive oluyoruz çok değil mi yüksek bir motivasyon bir de bunun için. en büyük heyecanı paylaşmak yani Aynen. şimdi tek başına yaptığında hiçbir keyfi yok ama biz şimdi bu süreçte o kadar beraber vakit geçirdik ki gece gündüz yani ben çok eğlendim açıkçası. Benim için hiç iş gibi de gelmedi. Eğer <laughs> evet, yani ben bunu tek yapmadım, başına gerçekten. yapsaydım <laughs> ya da Özlem belki tek başına yapsaydı bu kadar keyif almayacaktık biz evet. bu işte. Evet. Disiplin Bizi bir araya çok önemli da getirdi bu. Evet. <laughs> Disiplin çok önemli ama keyif almak daha da önemli bence bizim gibi işlerde. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza ya. sağlık. Ben de özleme son kapanmadan Tabii bir ki. teşekkür etmek <laughs> istiyorum gerçekten. O bana ne ne edeceğim. Yani çok keyifli vakit geçirdim. Benim için gerçekten çok değişik bir tecrübeydi. Yani. Hep teşekkür ediyorum ama son bir kere daha teşekkür etmek <gülüyor> istedim. <gülüyor> Biz de sana teşekkür ederiz Ceylan'cığım. Evet. Ben de evet. hem izleyenlere evet. hem Aynen. bugün e, burada olmamı sağlayan bütün ekiplere çok teşekkür ediyorum. E, çok farklı bir deneyimdi ama e, güzel aktığını düşünüyorum. Güzel ekranlara yansıdığını, buradaki enerjinin ve dijital ortamda yapılan şeyin doğru şekilde yansıdığını düşünüyorum. E, o yüzden çok mutluyum. Sizlere de geldiğiniz için çok teşekkür ederim. E, bugün Özlem'in defilesinden sonra saat 22'de sevgili Özgür Masur defilesiyle 4. günü kapatıyoruz 6. defileyle ve yarın son gün devam edecek. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.